rol üstlenebilecek bir Hemen oyuncu. Ahmet Nurçevi'nin açıklamalarına gidelim. Hem lansman hem orada başkan. Buyurun, ben buradayım. Sorularınız varsa size cevap vermek istiyorum. İlk soru Sercan. Öncelikle hoş geldiniz. Ümraniye biliyorsunuz bizim için özel bir yerdi. Sizleri de burada ağırlamak bizim için keyifli oldu. Şeref verdiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sercan Dikmanspor. Sayın Başkan, yabancı kuralı ile ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Evet. 8 artı 3 ilk 11'de oynama zorunlu olan 3 futbolcu. Bu Beşiktaş'ı nasıl etkiliyor Sayın Başkan? Şimdi bunun Beşiktaş'ı nasıl etkilediği den ziyade Türk futbolunda bunun nasıl bir etkisi olacak, ona bakmak lazım. Ben pek kararın doğru olduğunu düşünmüyorum, bu alınmış olan kararın. Bunun federasyon tarafından Türk futboluna katkı verilsin, Türk çocukları, Türk futbolcularımız daha çok forma şansı bulabilsin, yetişsinler diye planlandığını, tasarlandığını düşünüyorum. Bunlarla ilgili daha evvel de Kulüpler Birliği Başkanı iken de TFF ile yapmış olduğumuz görüşlerde bunun doğru olmadığını ifade ettik. TFF'yi de anlıyoruz. Onlar da A milli takımına çok fazla katkı verebilecek Türk futbolcuların yetişmesini istiyorlar. Ama zaten görüyorsunuz, yurt dışındaki futbolcularımızın, Türk kökenli futbolcularımız oldukça da başarılılar ve onlar da zaten aynı işi görüyorlar. Dolayısıyla burada forma bulamayan Türk gencimizin yurt dışında forma bularak daha da başarılı olduğunu, daha da ülkesine katkı verdiğini, kendi gelişimine daha büyük katkı verdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla oyun içerisinde de 8 artı 3 şeklindeki uygulamanın, yani 3 Türk futbolcu, 8 yabancı futbolcu olabilir kuralının hocaları da zorladığını, özellikle son maçlarda ve özellikle Beşiktaş maçında ben de gözlemledim. Doğru bulmuyorum. Yani sonuç itibariyle maçta bir karar almanız gerekiyor. Mağlupsunuz, galip olmanız gerekiyor. Galipsiniz, defansa çekilmeniz gerekiyor. Tüm bunları elinizdeki oyuncu, yerli oyuncu 3 taneden aşağı olamaz düşüncesiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Allah teknik direktörlere yardım etsin. Yani kolay bir durum değil. Özellikle 90 dakika bitene kadar. Karşıyız. Yani bunun değişmesi lazım çok süratle. Konuyla ilgili bir çıkış öngörünüz var mı Sayın Başkan? Nasıl hali olabilir? Federasyon kuralı mı değiştirmeli? Yoksa kural içerisinde bazı oynamalar mı yapılmalı? Vallahi ben Şenol Hocamızla da bu konuyu konuştum. Geçen telefonda sohbet ediyorduk. Onu da konuştum. Onu da izah ettim. Yani en olabilir şekliyle, bilemiyorum yani, bir yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani ilk 45 dakika sahaya belki 8 artı 3'te çıkarsınız ama ikinci yarıda hocaların alması gereken aksiyonlarda elini serbest bırakabilirsiniz. Bu bir bakış açısı. Hem Türk gençlerini bir 45 dakika takımda oynatma mecburiyetini bize hissettirebilirsiniz. Bu da o futbolculara katkı verebilir. Ama ikinci yarıda maçın gidişatına göre tavır alması gereken hocanın da elini rahatlatabiliriz. İkinci yarıda bunu serbest bırakarak, bu kuralı. Evet. Sevgili Tuna Bey. Tuna Bey, TRT Sayın Başkan. 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi için nihai kadroyu vermeniz gerekecek ama Türkiye'de transfer sezonu devam ediyor. Ondan sonraki bir 5-6 günlükten süreciniz olacak. Planlamanızı 2 Eylül'e göre mi yapıyorsunuz? Sonrasında da bir transfer takıma gelebilir mi? Ve an itibariyle kaç futbolcu daha takıma katmak istiyorsunuz? Vallahi bu konularda genel müdürümüz var, Futbol AŞ'de sorumlu Ceyhun Kazancı. Kendisine buradan çok da teşekkür ediyorum. Başarılı transferleri yapabildi. Dolayısıyla bu konuları kendisi takip ediyor. Ancak ben de görüş olarak şunu söyleyebilirim. Az evvelki sorunun paraleli yerli futbolcuların ihtiyaç hasıl olması belki bizi bir iki tane daha bir transfer yapmaya zorlayabilir. Ama ağırlıklı olarak bunu da yerli futbolculardan yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama önümüzde 1 ile 3 futbolcu daha takımımıza katkı verebilsin diye transfer yapma planı içerisindeyiz ama nasıl olacak, nasıl gerçekleşecek, zaman gösterecek. Tabii ki tercihimiz bunları listeyi UEFA'ya vermeden önce yapabilmek. Ama ekonomik şartlar gereği de gecikiyorsak da gecikebiliriz. Yani bu konuda böyle bir kesin şeyimiz yok, kararlılığımız yok ama tercihlerimiz var. Minimum 1, maksimum 3 tane de kalmak transferde. Yerlilerle bu işi çözebilmenin yolunu açmak. Mümkünse de listeyi UEFA'ya vermeden evvel bunu gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. İsmail, sevgili başkanım, batmış, bitmiş ve kasası temlikli olan bir kulüp devraldınız.
ve o süre içerisinde gençlik açısıyla birlikte şampiyonluğa ulaştınız ve Beşiktaş'ın değeri olan Sergen Yalçın da bu kadroda önemli bir son verdiniz. Bundan sonraki süreçte bitmiş batmış denilen temlikte olan kulübü önümüzdeki süreçte yine gençlik açısı devam edecek mi? İkinci sorum, Fikret Orman geçen gün cevap vermişti. Yani size hitaben konuşma yapmıştı. Ona cevap verecek misiniz? Üçüncü sorum, Ensikala'nın sağlık durumu nedir? Sol bek alacak mısınız? Ensikala'dan başlayalım önce. Ensikala sevdiğimiz, önem verdiğimiz, geçen seneki şampiyonlukta bize çok katkısı olmuş bir futbolcumuz. Maçta onu o şekilde görmekte inanılmaz derecede olumsuz etkilendim. Herkes de etkilenmiş kötü anlamda. Çok şükür sağlığı şu anda iyi. Raporunu aldık. Umarız milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir. Görevine devam edecektir. Gençlik açısı dediğinizde futbolcuların genç olanı mı kastediyorsunuz, evet, yöneticilerin mi? Yani niyeti beni herhalde, ben de genç sayılırım. Sen bakma yani. Tamam, sağ ol, teşekkür ederiz. Yani mümkün olduğu kadar tabii genç arkadaşlarla oynamayı çok istiyoruz. Onların forma şansı bulmanı çok istiyoruz ama hocamıza çok güveniyoruz. Hocamızın tercihleri muhakkak ki doğru olacaktır. Biz malzemeyi kendisinin eline verelim. O da kendi tercihlerini iyi olan, başarılı olacak olana verecektir. Yani birisi genç, birisi yaşlı diye yaşlı olana sen oynama, genç olana gel bu formayı giy demek herhalde ne bize, ne Adalet'e, ne de Sergen Hoca'nın vizyonuna uygun değildir. Başarılı olan herkes, formayı hak eden herkes formasını giyecektir. Diğer konuya gelince, evet, 2 yıl durup tekrar bir daha konuşmuş. Herhalde bir sebebi vardır, bilmiyorum ama ben kendisine, bu tür konular aile konularıdır, kendisine ilk divanda veya Mali Genel Kurulu'da gereken cevabı gerekli şekilde vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Onun yaptığı gibi canı sıkıldığı zaman televizyon kameraların önüne geçmeyi o konularda tercih etmiyorum. Ailemle ilgili konuları aile içerisinde paylaşır, gereken cevabı vereceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkan, önümüzdeki hafta milli maç var. Yerli oyuncu hamlelerinden bahsettiniz transferde. Milli takımla birlikte Türkiye'ye gelecek, yurt dışında oynayan oyunculardan burada kalmasını düşündüğünüz, Beşiktaş formasını giydirmeyi düşündüğünüz oyuncular kimler, var mı? Ve şunu da sorayım, kadroda yer almayan oyuncular var. Lance, Douglas, Laiç. Nedir durumları? Gelen transfer teklifleri anlamında bir açıklamanız olur mu? Evet, geçen senede kadro dışı olan bu arkadaşlarımız, Laiç bu sene kaldı. Gereken katkıyı alamadığı zaman hocalar haklı olarak işin ekonomisinden ziyade teknik duruma bakarlar. Hocamızın verdiği kararlarda geçen sene ikisi, bu sene de Leyç olmak üzere 3 tane futbolcumuzun kadro dışı bırakılması şeklinde oldu. Ve çok ilginç, bu transferleri neden, nasıl oluyor da maalesef bir kulüp gelip de kapımızı çalıp bu arkadaşlarımızı bizden istemiyor. Vallahi soru işareti kafamda ve çok da üzülüyorum. Yani şampiyon olmuş bir takım, bu arkadaşlar da sonuç itibariyle geçen sene de bunlarla ilgili kapımızı kimse çalmadı. Bu sene de çalmıyor. Aslında nedeni çok basit. Aldıkları ücretler fahiş ve çok yüksek. Bu nedenle kimse onlarla yola devam edecek bütçeyi bulamadığı için de bizden gelip kimse istemiyor. Dolayısıyla kadroda yer bulamayan bu futbolcular ister istemez Beşiktaş bunların zararını ve ziyanını çekiyor. 28-30 yaşına gelmiş bir futbolcuya 4 yıl 5 yıl nasıl bir kontrat verilir? Bunların hepsi Türk kamuoyunun düşünmesi gereken konulardan bir tanesi. Han milli takımda görev alan futbolcuların Beşiktaş'ta olması bizim için her zaman gurur kaynağıdır. Milli takım da bizim için çok önemli. Olabilir yani, istiyoruz. Milli takımda görev yapan genç futbolcularımız var. Onların bizlerle olmasını istiyoruz ama işte bazen karşı tarafta bu iyileri bırakmıyor. Mesele bu. İyi olanları istiyoruz, onları da bırakmıyor kulüpleri. Olsun, orada başarılı olmaları da bizim için çok önemli. Bizi temsil ediyorlar. A milli takımda da görev yapıyorlar. Başarılı olsunlar.
O arada biz onları alabilirsek bizim için de tabii olumlu olacaktır. Ama bugün için bunlarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Var mı var? İsimlerini bilmiyorum. Ama inşallah görüşmeler olumlu biter. Biri bitmez, diğeri biter. Ama gençleri tercih ediyoruz. Ama gençler geldiği zaman forma giyecektir kuralı. Biz de böyle bir şey doğru görmüyoruz. Hak edenin giymesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Başkan, İtalyan basını Sampdoria'nın Laiç istediğini dile getirmişti. Haber oradan geldiği için tekrar size de sormak istedim. Böyle bir resmi teklif var mı? En azından Laiç üzerinde Sampdoria konusunda. Vallahi internet gibi herhalde gecikmeli geliyor haberler bize. Bize henüz gelen bir şey yok. Gelen yok. İnşallah gelir. Arzu ediyoruz inşallah. Otururuz. Onun da futbol oynayabileceği bir yer olursa onun adına da mutlu oluruz. İyi kötü Beşiktaş forması giymiş bir kardeşimiz. Emeği var bizde. Onun da huzurlu ve mutlu olması bizim de isteyeceğimiz bir olaydır. O gün Bey, sabah kasası. Sayın Başkan, yerli futbolculardan bahsettik. Ama bir de Beşiktaş'ta yabancı konusu da var. Orta saha yapılacak takviye gündemdeydi. Gerson Fernandes'in adı çok sık geçiyor Beşiktaş'ta. Sizin bir girişiminiz var mı şu an Gerson Fernandes'le ilgili? Bunu merak ediyorum. Bir diğer sorum da %50 kapasiteli bir seyir konusu var ve aşı kriterine bağlı. Ama baktığımız zaman ilk haftalarda kapasitenin dolmadığını görüyoruz. Bununla ilgili herhangi federasyonun bir görüşmeniz oldu mu? Farklı kriterlerle gelecek haftalarda değiştirilebilir mi? Evet, Fernandes başarılı bir futbolcu. Almak için bir tarihlerde niyetlendik. Ama şu anda o konuda isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımımızda o işleri görebilecek kadroda futbolcularımız olduğunu düşünüyoruz. Bugün için böyle bir isteğimiz kalmadı Fernandez'le ilgili, onu söyleyebilirim. Artı %50 taraftarla oynayabiliyoruz. Kapasitenin %50'si de stat kapasitemizin. Yani umarım çok süratle bu artar. Tabii ki en önemlisi şu. Buradan herkese çağrı yapıyorum. Yani bilim ve tıp aşıları kabullenmiş ve aşı olmakta ısrar eden insanların hem kendilerini hem ailelerini sıkıntıya soktuklarını buradan söylemek zorundayım. Dolayısıyla onlarla kucaklaşmak istiyoruz. Taraftarla daha çok beraber olmak istiyoruz. Ama önümüze koyulan aşı kuralı bunun için bütün taraftarlarımızın maça gelmek isteyenlerin aşı olması gerekiyor. Ben hem taraftarlarımıza beraber olmayı istediğimiz için hem de Türkiye'deki tüm aşı olmaktan imtina eden kardeşlerimiz aşı olmalarını kendileri kadar etrafı içinde tavsiye ediyorum. Selcan. Sayın Başkan, hakem performanslarını ilk iki haftada nasıl buldunuz? Kenan pozisyonu vardı Gaziantep Futbol Kulübü maçında, penaltı iddiaları var. Sizin yorumunuz nedir genel olarak iki haftalık hakem performansları ile ilgili? Evet. Daha çok yeni başlamasına rağmen ligin yine ön plana çıkan hakem hataları. Hakemler konuşuluyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Olmaması için ne gerekiyor, ne yapılması gerekiyor? Bunlar TFF'nin ve MHK'nin dikkat edecek konular. Ama ben Beşiktaş'ın Antep maçında penaltısının verilmediğini söyleyebilirim. Diğerleri de başka türlü söylüyor. Atıyorum Fenerbahçe'nin rakipleri de kendilerinin penaltılarının verilmediğini söylüyor. Herkes kendi canı yanan konuşuyor ama ben Beşiktaş'ın penaltısının verilmediğini, atlanıldığını düşünüyorum. En azından VAR'a bile gidilmedi. Bu beni çok rahatsız etti, açık söylüyorum. Umarım ilk 1-2 haftanın içinde bunlar kalır ve bundan sonra bu tür hatalar olmaz. Sürekli bizim gibi diğer takımların da şikayetçi olmaları çok düşündürücü. Daha 2 maç olmuş herkes sahaya çıkalı. Hepsiyle ilgili her takım canımız yandı diye sürekli bağırmaya daha yeniden başladılar. Bu da sezonun başındayız. Sonuna kadar böyle giderse yandık. Umarım inşallah hatalar sıfırlanır. Ama bu böyle devam ederse diğer takımların sesleri çıktığından daha fazla da Beşiktaş'ın sesinin çıkma mecburiyeti olacaktır. Umarım hakemlere seslenmediğimiz, onları incitmediğimiz, kalplerini kırmadığımız bir sezon Allah bize nasip eder. Çünkü bizim de kalbimiz kırıldığı zaman biz de konuşuyoruz. Onlar da üzülüyorlar. Daha dikkatli olsunlar istiyoruz. Evet. Son soru Güller. Sayın Başkan, o günün sorusuna paralel bir soru soracağım. Özellikle transferde isimden bahsedince
Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ın ismi de Beşiktaşlı diyor. İki oyuncu hakkındaki görüşünüzü sizden almak isterim. Bir de aşı konusuyla alakalı şöyle bir durum var. Gurbetçi mevsimi malum ülkemize çok sayıda gurbetçi geliyor şu anda. Gelen gurbetçiler yurt dışında aşı oldukları için maçlara giriş yapamıyorlar. Bununla alakalı sizin görüşünüz nedir? Sonuçta Türkiye'ye geliyorlar ve tuttukları takımda bir araya gelmek istiyorlar. Bir yorumunuz olur mu? Evet, bunu adapte edememişler yurt dışındaki sistemle buradakini HES koduyla. Bununla ilgili ben şahsen federasyondaki başkan yardımcısı bir kardeşimize bu konuyu ilettim. Umarım bu hafta çözerler. Bekliyoruz halen daha. Sadece bir adaptasyon sorunu var. Yani bunun biraz yazılımla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Umarım çözerler. Yazık oluyor. Adamlar buraya gelmişler. Sevdikleri takımla bir kucaklaşacakları belki de bir maçları var. Geçen sefer öyle bir sorun yaşadık kapının önünde. Çok da üzüldüm. Ama çözülmesi gereken bir konu. Ama geç de kalınmış bir konu. Yani gurbetçilerimiz, çalışan insanlar dönecekler 15-20 gün sonra, bir ay sonra. Belki de bundan sonra yapsanız da bir kıymeti kalmayacak. Evet. Bu soruyu az evvel dolaylı bir şekilde sordum ve cevap verdim. Ama tatmin olmadım, farkındayım. Döndüm, bir daha getirip soruyorsun. Her ikisiyle istemiz devam ediyor. Bir tanesini başarabilirsek o bile bizim için başarı olacak. Yani gurur duyuyorum onlarla, çünkü istediklerimizin hepsi doğru isimler. Gurur duyuyorum onlarla, yurt dışında bizi ve milletimizi güzel temsil ediyorlar. Gurur duyuyorum, iyiler ki bize bırakmıyorlar bunları, ama biz de almak için uğraşıyoruz. Hayırlısı olsun. Son anda sürpriz bir transfer olur mu? Yani yıldız bir transfer. Yok, olmaz. Yani yıldız derken neye bağlı bilemiyorum sana göre. Bana göre bir 19 yaşında bir fırtına yakalarsam bana göre yıldız, ama siz isim bekliyorsanız isimleri aldık yeteri kadar, kadro doldu. Bu saatten sonra Beşiktaş'a yerli anlamda katkı verebilecek, gelecekte Beşiktaş'a ekonomik katkı sağlayabilecek birkaç isim üzerinde çalışıyoruz. Olabilirse bunlar olacak. Sizin tabirinize o tip bir yıldız futbolcu bu saatten sonra en azından bu sezon gelmeyecek. Başkanım, o gün Bey son soru. Sayın Başkan, yarın Şampiyonlar Ligi kura çekimi de var. Beşiktaş yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Bu sezon çok önemli transferler de yaptınız. Başşuay'ı, Alex Teixeira gibi, yerli olarak Kenan Karaman, Salim Uçan. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın durumunu nasıl değerlendirdiniz? Neler bekliyorsunuz? Valla Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın geçmişteki performansı biliniyor. Biz alışığız. Yani biz başarıya Şampiyonlar Ligi'nde alışığız. Umarım iyi bir kura çekeriz. Futbolda biliyorsunuz şans da çok önemli. Yani kurada bir şanslı olabilirsiniz. Topa vurursunuz. Dışarı çıkarken top içeri girer, şanslısınız. Top direğe çarpar, şanslısınız. Umarım şanslı bir kura çekeriz. Ama yaptığımız transferlerde tabii Şampiyonlar Ligi'ni de göz önünde bulundurarak transferler yaptık. Umarız yaptığımız işler doğru çıkar. Umarız başarılı oluruz. Biliyorsunuz bir de ülke puanına son derece fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla takımlarımızın dışarıda alacakları her türlü başarı ve puan bizim için Türk futbol adına çok önem ifade ediyor. Aslında her ne kadar Beşiktaş için çok istiyorsam da aynı zamanda Türk futbol takımları ve gelecekteki puanlamamız için de, Türk futbolunun puanlaması için de Beşiktaş'ın çok başarılı olmasını istiyorum. Sayın Başkan, geçtiğimiz sezon Ersin için ortaya koyduğu performans sonucu bir değer yaratıldı diyebiliriz. Hem sezonun devre arasında hem de yeni sezon başında Fransa'dan talipleri vardı. Kulübe resmi teklif geldi diyebiliyoruz, ama şu an için Ersin devam edecek mi, yoksa Mert'in transferi aslında Ersin'in gidişine bir hazırlık mı? Onu da açıklayabiliriz. Hayır, kimsenin gidişine hazırlık yapmadık biz. İhtiyacımız vardı. Mert bir defa en azından bir abi rolünde bir kalecimiz oldu. Tecrübesi belli, yurt dışındaki başarıları belli, milli takımdaki belli. Ersin'e verilen rakamları biz Ersin için az görüyoruz. Ersin bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla forma rekabeti kim kazanırsa onun alabileceği bir yer. Hocalarımın adaletinden hiç şüphem olmadı. Biz sadece onların rahat çalışabilecekleri kadroyu kurduk. Bundan sonrası onlara kalmış. Az geldi. Az geldi. Az geldi, az geldi. Hepsi cevap verdim, az geldi. İşimize gelmedi verilen rakam, hepsi bu. Çocuğumuz daha kıymetli bizim için. Durum bu.
Var mı başka bir şey arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.